Arkadaşlar son durumu anlatayım size. Şimdi içinde olmadığınız için, direkt sağlığın içinde olmadığınız için durumu çok net dışarıdan gördüğünüz gibi değerlendirebiliyorsunuz. O yüzden şunu söyleyeyim. Bir, yatak kalmadı. Yoğun bakımda yer kalmadı. İki gün önce nöbetçiydim. Sabaha kadar neredeyse bir saat anca uyudum. Arka arkaya anormal bir vaka gelişi var. Çünkü son derece sorumsuz insanlar. Çünkü hükümet bunu çok farklı şekilde gösteriyor. Dolayısıyla da insanlar çok vurdum duymaz. Acillerde kaynıyor hasta. Yoğun bakımlık hastalar acillerde arka bölümde yatırılmak zorunda kalıyor. 112 çaresiz bir şekilde hastaları bir şekilde hastanelere bırakmak zorunda kalıyor. Hiçbir yerde yer yok. Tüm hastanelerde arkadaşlarım var. Hepsinin durumlarını biliyorum. Bizzat zaten içinde olduğum için biliyorum. Yani hastayı alıp ancak odamıza yatırabiliriz ya da evimize götürebiliriz. O durumda dolayısıyla da ayaktan tabii ki tedavi verilip gönderilmesi gerekecek. Çünkü böyle bir zaten algoritma oluşturuldu. Stabil hastalar, genç hastalar, akciğerleri kesinlikle çok tutulum olmayan hastalar ayaktan gönderilecek. Aksi takdirde kapasite diye bir şey kalmadı. Full dolu gidiyoruz şu anda. Burada biz sağlık çalışanları olarak işin içinde mecburen olmak zorundayız. Yani sizlerin en azından evinizden çıkmadan ya da iş yerlerinizde bir şekilde sosyal mesafeye uyarak kendinizi koruma şansınız var. Bizler bu pisliğin içinde, bu sıcağın içinde cayır cayır terleyerek, bütün bedenen terleyerek çalışmak zorunda kalıyoruz. Şu anda en zor durumda olan ekip sağlık ekibi. Çünkü ne istifa edebileceğiniz bir durumdasınız, ne izne ayrılabilirsiniz, ne ben bu işin içine girmiyorum, çıkıyorum diyebilirsiniz. Yani herkes, istifa eden arkadaşlar, farklı şekilde planlar yapan arkadaşlar, çünkü bu pandemi uzun sürecek, belki önümüzdeki bir yıl sürecek. Halen okul açmayı düşünen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Halen sayıları düşük gösteren bir hükümet var. Sağlık Bakanlığı mecbur bunların sözüyle hareket etmek zorunda. Bir sürü fakültenin bir sürü hocaları, dekanları farklı farklı uyarımda bulunuyorlar. Çaktırmadan gerçek rakamları göstermeye çalışıyorlar. Hükümetin aleyhinde bir tavır içine girmeden. Ama insanlarımız hala gerizekalı. Gencecik insanların öldüğünün keşke fotoğraflarını, keşke videolarını yayınlayabilsek de insanlar bunu görüp korkabilseler. Her geceki nöbetlerimizde eskiden hiç yoktu. Eksiler veriyoruz sürekli. Eksi olmayan bir nöbetimiz yok. 3-5 gün içinde hızla akciğeri darman duman eden bir virüsle karşı karşıyayız. Ama insanlar son derece duyarsız. O yüzden hani sağlığın yetersiz olduğu bir durumdayız şu anda. Ve buna yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü yer yok. Bitti. Hastanelerimiz doldu şu anda. Ve Antalya, Mersin gibi saçma sapan turizmin aktif olduğu yerlerde sırf sorun olmasın, turizm baltalanmasın diye de bizim Konya'ya vakalar gönderiyorlar. Yerimiz olmadığı halde. Bu da büyük vicdansızlık. Biz zaten Konya'daki sağlık ekibi olarak hakkımızı kimseye helal etmiyoruz. Ben şahsen sabaha kadar hiç uyumadığım bir nöbette hakkımı hiç kimseye de helal etmiyorum. Allah herkesin akıbetini hayreylesin ama gerçekten bize yardım etsin.